Dostlar merhaba, nasılsınız? Umarım herkes iyidir, umarım herkes için her şey yolundadır. Bugün bir fava tarifi vereceğim. Rakı sofralarımızın vazgeçilmezi, harika bir meze. Benim çok sevdiğim, hem çok severek yediğim, hem çok severek yaptığım bir meze. Evet, rakı sofralarımızı şenlendiren, lezzetine lezzet katan, keyfine keyif katan bu fava söz konusu olduğu zaman ortaya bir sorunsal çıkar. Nedir o sorunsalımız? Tekmirli mi olacak, tekmirsiz mi? Bana kalırsa tekmirli. Diğeri de güzeldir ama benim tercihim, illaki tercih yapacaksam tabii ki tekmirlisi. Onun için bugün size tekmirli bir fava tarifi vereceğim. İlk tarifi geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği, videoyu beğenirseniz lütfen like'lamayı ihmal etmeyin. Ayrıca paylaşıp bildirimlerinizi de açarsanız çok sevinirim. Malzemelerimi tanıtayım. Tabii ki fava, kırmızı soğan, kuru soğan, limon, dereotu, tuz, zeytinyağı ve şeker. Şimdi hazırsanız yaklaşın, bu güzel favayı yapalım. Dostlar, işe soğanla başlıyorum. Tabii ki soğanı önce soyup soğana çevireceğiz. Nasıl kötü bir espri oldu. Evet, soyup soğana çevirdiğim bu soğanı geniş güzel doğruyorum. Sanki ben soymasaydım garibim soğan soğana benzemeyecekti. İri parçalar bu şekilde yeterli. Tavamı ve soğanları alıp ocağın başına geçiyorum. Dostlar, ocağımı açtım. Bir çay bardağı kadar neredeyse zeytinyağı ekliyorum. Hemen soğanlarımı veriyorum. Soğanları bir iki tur çevirip tavamı ekleyeceğim. Tavamı da ekledim. Tavamın üzerine geçecek kadar yaklaşık 2-3 parmak geçecek kadar su ekliyorum. Şekerini de ekliyorum. Ve tabii ki tuzunu. Ara ara karıştıralım. Favamı bir gece önceden ıslattım. Bu şekilde şişti, yumuşadı. Yoksa pişme süresi çok daha uzun olacak. Ve tabii ki fark etmişsinizdir. Ben yine her zamanki gibi çelik tencere kullanıyorum. Çünkü bu pişme süresini gerçekten kısaltıyor. Çelik ve döküm tencereler bu konuda çok daha avantajlı. Favamız pişerken dereotumuzu da doğrayalım. Saplarından bir kurtulalım. Ve dereotumuzu küçük küçük doğrayalım. Dereotumu bir kaba transfer ediyorum. Arkadaşlar, şu gördüğünüz köpükleri almanız iyi olur. Bu çünkü şişkinlik vesaire yapar. Bunları almak gayet güzel olur. Soğanı üzeri için hazırlayacağız. Bunu isterseniz piyazlık, isterseniz küçük küçük küp küp de doğrayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben küp küp doğramayı tercih ediyorum. Çünkü üzerine serpiştireceğim. Küçük küçük gözükmesi daha çok hoşuma gidiyor. Soğanlarımı da küçük küçük doğruyorum. Soğanlarımı da bir tabağa transfer ediyorum. Limonumu da keseyim çünkü bunun da yarısını suyunu çıkartacağım. Bir kontrol ediyorum. Çok az ister pişmek. Birazcık daha pişsin. Son bir kontrol. Evet, olmuş artık. Islatabilirim ocağın altını kapatıp. Dostlar, artık favamı bızlatabilirim. Bızlatmaya devam. Arkadaşlar, tam da istediğimiz bu. Akışkan, koyu bir çorba kıvamı. Limonu ilave ediyorum, suyunu sıktım. Benim gibi eğer dereotu ekleyecekseniz, yani tekmilli yapacaksanız, şimdi tam dereotunu ilave etmenin zamanı. Ve bunu bir karıştıralım. Soğumaya bırakacağım. Birazcık soğusun, sonra buzdolabına aktarıp götüreceğim. Mümkünse bir gece buzdolabında geçirsin. Aslında bu birçok meze için geçerli bir kuraldır. Zeytinyağlılar için geçerli bir kuraldır. Yapıldıktan sonra bir gün sonra tüketmek en iyisidir. Favamı buzdolabına götürüyorum. Daha sonra servis aşamasında görüşürüz. Şimdi favamızı servis edelim. Kırmızı soğanları bırakıyorum. Dereotu da
son dokunuş zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Bir tarifin bir içeriğin daha sonuna geldik. Eğer içeriği, videoyu beğendiyseniz lütfen likeleyin. Bununla birlikte kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca bildirimlerinizi açıp paylaşırsanız çok mutlu olurum. Güzel, keyifli sohbetleri yapacağımız rakı sofralarımıza, rakı masalarımıza eşlik edecek bu güzel favanın bir tadına bakalım. Tadım zamanı. Gayet güzel. Oldukça da lezzetli. Şimdi tabii ben bunun yanına bir kadeh rakı dolduracağım. Bunu böyle tek başına boynu bükük bırakmayacağım. Bir rakı ekleyeceğim. Dostlar, bir dahaki içerikte, bir dahaki videoda görüşene dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.